Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün son günlerde YouTuber'lar olsun, YouTube kullanıcıları olsun veya internet kullanıcıları olsun hepsinin tek bir sorunu vardı. Ben internete işte 60 lira 70 lira para ödüyorum ama 10 liralık bile bir internet hızı alamıyorum. Bunun nedeni neydi? Türkiye'de internete yapılan saldırılardan başka hiçbir şey değil. Kanka, Mr. Robot'un 3. sezonu çıkacak mı? Tabii ki de böyle değil. Aslında böyleydi. Bomba geliyor. Tamam, belki biraz abartmış olabilirim. O ikincisi hiç değildi. Videoya başlamadan önce, eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes yıl boyunca yazılılarından yüksek not alır. Burada birkaç tane arkadaşımız daha önce like atmıştı. Bakın neler yazmışlar. Ama benim de nedenini bilmediğim birçok nedenden dolayı çok fazla, yani hani gereğinden fazla şekilde Türkiye'de İnternete saldırı oluyor. Ve bu internet saldırılarını çözmek için tek bir yol var. VPN. Yani VPN. VPN kurarsanız telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan çok kolay internete girebilirsiniz. Şu sıralar az da olsa internet hızlandı. O yüzden hemen telefonunuza ve bilgisayarınıza VPN programı indirmelisiniz. Cyber... Bakın! Cyber yazdığım gibi karşımıza CyberGhost çıkıyor. Yani CyberGhost benim kullandığım VPN programı. Sitesine giriyorsunuz arkadaşlar CyberGhost'un. Surf anonymously diyor. Ben robot değilim. Yemin ederim robot değilim. Bunun karşıma çıkmasından bıktım. Dedim, robot olmadığımı söyledim, inanmadı ama. Burada yazdığına göre Windows için var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimal Linux falandır ya da şu Linux olabilir. Android ve Apple için var. Biz burada free download'a basacağız. Otomatikmen de indirmeyi başlatacak ama ben indirmeyi iptal edeceğim. Çünkü bilgisayarımda zaten var. Şimdi dediğim VPN programı yavaş yavaş açılıyor. Burada arkadaşlar Surf Anonymously'ye tıklıyorsunuz. Yani en baştaki sarı şeye tıklıyorsunuz. Burada size diyor ki işte limitli bir teklif sunuyor size. Alabiliyorsun, hani $35 bir yıllık premium alabiliyorsun. Beklemeden en hızlı server'a sokuyorsun ama gerek yok. Ben bunu 2 yıldır kullanıyorum ve 2 yıldır para bile vermedim. Start Anonymous Surfing'e basıyoruz arkadaşlar. Burada şimdi bu bizi server'a atacak. 3000 kişinin arkasında olduğunu söylüyor ama bu bence yalan. Çünkü her kapatıp açtığında önümde 3000 kişi oluyor. Şimdi buradaki azalma süresini bekledikten sonra otomatikmen bizi bir ülkenin server'ına atıyor ve biz de o ülkenin server'ından bedavaya yararlanabiliyoruz. Bedava her türlü siteye girebiliyoruz. Her türlü siteye. Hani YouTube Türkiye'de yasaklandığı zaman aslında yasaklanmış olmuyor. Sadece Türkiye portundan girişe engelleniyor. Ama siz bunu kullandığınız zaman Hollanda, Almanya, Amerika vesaire herhangi bir ülkenin portunu kullanıyorsunuz, IP adresini kullanıyorsunuz ve bu da sizin istediğiniz siteye istediğiniz gibi girmenizi sağlıyor. Ben şimdi hiçbir site seçmedim, random bir server seçtim. Beni kafasına göre bir server'a atacak, yani ne isterse oraya atacak. Ve söylemek isterim ki bu videoda için hani CyberGhost'tan bir ücret veya para almadım. Sadece birçok kişinin, benim de dahil, internetten sıkıntısı olduğundan dolayı böyle bir video çekmeye karar verdim. Şu anda hala süreyi bekliyoruz. Yaşlandım AQ. Evet, dediğim gibi hiçbir şekilde para veya ücret almadım. Hiçbir şekilde sponsorlu bir video değil bu. Başka VPN programları da var. Hotspot Shield gibi, onu da kullanabilirsiniz. Ama benim kişisel size önereceğim CyberGhost'ı indirmeniz. CyberGhost en iyisi bence. Ben bunu kullanıyorum ve şu an için başkasını kullanmak gibi bir niyetim yok. Bu arada merak ediyorum, fark ettiniz mi? Arkamda at yok. Çünkü tripodu, yani kameranın tripodunu atın ayaklı olarak da kullanıyordum aynı zamanda. Onu kaldırdığım zaman otomatikmen at da gidiyor. Ama efsaneler ölmez burada. Bu bekleme süresini beklerken de birçok kişi benden at maskesini giymemi istemişti. Ben de at maskesini giyeceğim. Evet, bekleme süresi bitti. Connection dropped. Ney? It seems the connection the service was dropped. Please check if your internet connection is still active and try again. Diyor ki server'a girme iptal oldu. Yani server'a girişiniz iptal edildi. Drop 7 diyor. İnternetinizi kontrol edin diyor. İnternetim var. Bir daha deneyin diyor. Okey. Hayatımda ilk kez böyle bir hata alıyorum. O yüzden bir daha deniyoruz. Serve anonymously. Bekleyelim. Bir daha bir şunu bekleyeceğiz. Hayatımda vallahi ilk kez böyle bir şey alıyorum. İlk kez bu karşıma çıktı. Oğlum içi çok şey, değişik kokusu falan enteresan. Zaten başım ağrıyor 2 gündür. Ben hayatımda ilk kez herhalde bunun süresini bekliyorum. Genel olarak hiç bunun süresini beklemem. Bunu açmaya başlarım, sonra böyle telefondan falan uğraşırım ki zaten telefonum kırıldı. Şurada 100 liralık bir tane telefon kullanıyorum.
ama yine işimi görüyor. Tek sorun hücresel veri açılmıyor. Yani internete giremiyorum ama Wi-Fi'den sıkıntısız girebiliyorum. Mesela Instagram'da takılan biraz. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Burada Instagram nickim yazıyor. Instagram'dan bana attığınız mesajların hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Mesela bakın Instagram'a bir tane fotoğraf atmışım. Instagram'a çekim yaptığım sırada kendimi çekip atmışım falan filan. Böyle fotoğraflar atıyorum. Ayrıyetten mesaj atıp benimle konuşabilirsiniz. Bu da odamın eski hali. Eski odamın hali bu. Bu oda hali varken oda vlog çekecektim ama vazgeçtim. Çünkü değiştirecektim. Şu anda değiştirdim. %91'i tamamlandı. LED ışıklar falan gelecek Çin'den. Bildiğiniz gibi Cyandrek ve Banggood.com ücretsiz bir şekilde YouTuber'lara ürün yolluyor video çekmeleri karşılığında. Ve ben de onlardan ürün istedim. İnternet videosuyla başladık. Neye girdik ya? İnternet dışında her şeyden bahsettik. Dur. Az önce eski videomu izliyordum. Bir dakika. Yani eski dediğim 2 gün önce attığım videomu izliyordum. Videoda bana bir tane 2 tane kişi Kiyasa özentisi demiş. Çünkü Kiyasa'nın Diamond Play Button videosundaki girişini yapmıştım. Oraya kocaman harflerle Kiyasa cringe is... Kiyasa challenge download complete yazmıştım. Yani orada açık bir şekilde Kiyasa'nın cringe'ini yaptığımı... Bu ne lan? Orada açık bir şekilde Kiyasa cringe yaptığımı belirtiyorum ama insanlar böyle yazıyor. Ama gerçekten hoşuma gitti. KSI'nin yaptığı şey yapabilmemin insanları anlaması hoşuma gitti. Çünkü benim bu YouTube aleminde KSI ve PewDiePie ayrıyetten bazı konularda Smosh var. Örnek aldığım YouTuber'lar olarak. Ve bunlara benzetilmek gerçekten hoşuma gitti. Teşekkür ediyorum size. KSI özentisi diyen herkese. Neyse. Şimdi de bağlandık. İşte şimdi surfing moddayız. 54 saniyedir bağlandık. Oo şanstan Almanya. Frankfurt hem de. Vay halamlar orada benim. Halamların serverına bağlandım belki de. Şu anda Almanya'dayız arkadaşlar. Bakalım istediğimiz her siteye girebiliyor muyuz? Mesela ben de YouTube'a girmeye çalıştığım zaman biraz lag yapıyordu. Yani biraz bekletiyordu. Öyle açıyordu YouTube'u. Şimdi deneyelim bakalım. Google. Google'a zaten bildiğiniz gibi hiçbir şekilde sıkıntı olmadan girebiliyorsunuz. Buraya YouTube yazalım. YouTube'a tıkladım mesela. Bak çok hızlı açıldı. İmkanı yok bende bu kadar hızlı açılmıyordu. Bak aynı keza Facebook mesela. Google'a girelim. Google'dan Facebook'a girişimizi yapalım hemen. Facebook log in or sign up. Abi direkt giriyor. Çok güzel. Twitter'a bakayım bir de. Twitter.com Kürşat Bozkurt. Ama Kürşat Bozkurt benim hesabım değil lan. Bu başka bir Kürşat Bozkurt'tu. Ama buna da direkt girdi. Bir dakika. Benim hesabım neydi lan? Kürşat TV miydi? Aynen benim Twitter'da hesabım Kürşat TV. 100 tane takipçim var. Evet aşağı yukarı demek istediğimi anlamışsınızdır. Dediğim gibi program bu. Kullanımı acayip basit. Tek yapmanız gereken indiriyorsunuz, kuruyorsunuz. Start surfing anonymously diyorsunuz ve direkt surf yapmaya istediğiniz her siteye girmeye başlıyorsunuz. Benim gerçekten sevdiğim bir program. Hani açık bir şekilde, hiçbir şekilde bak bir daha söylüyorum. Reklam veya sponsorluk ya da hiçbir şekilde para almadım. Sadece benim kullandığım ve sevdiğim bu tür saldırılarda kullandığım programı size de verdim. Ama tek bir sıkıntısı vardı bu programın bende. Ama o da benim kendi internetimden dolayı. Benim internetimin zaten upload'u kendi kötü. Yani 500 MB'lık videoyu normalde 10 dakikadan kısa bir sürede atmam gerekirken ben 2 saatte atıyordum. Bu olayın üstüne VPN'le YouTube'u kullandığım zaman yine 4-5 saat sürüyordu ve video atamadım hatta 2 gün. Ayrıyeten elektrik yüzünden de bir gün video çekememiştim. Ama yine de 2 gün video atmadım. Storm vardı çünkü bir tane. Mesela şimdi saat 17:17 geçiyor. Benim saat 6:30'da video atmam. Oo. Benim 6:30'da video atmam lazım. Bu videoyu mesela montajlayacağım. Hemen karşı komşuya gideceğim. Onlardan upload edeceğim. İkidir böyle yapıyorum. Onların interneti benimkinden çok daha hızlı. Çünkü onlar TTNet kullanıyor ve ailelerinde fazla şey kullanmadıkları için hani kotayı açmadıkları için hızlı bir upload yapabiliyorlar. Rica ettim. Gelebilir miyim? Kanki, kankük diye. Gel dedi. Onlara gidip işte upload'ımı yapacağım. Çünkü benim internetim leş gibi. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi CyberGhost'u kurup kullanabilirsiniz. Açıklamaya da linkini koydum zaten indirme sitesinin. Çok kolay bir, çok pratik bir şekilde her siteye girebiliyorsunuz. Bak her siteye. Ayrıyeten bu tür durumlarda da internetinizi kullanabiliyorsunuz. Ve bugün, tam bugün 333 bin aboneye ulaştık. Söylemesi çok güzel ya. Yemin ederim 333 bin abone olmayı istiyordum. 333. Ağzınızın şekli hep aynı bak. 333. Siz de deneyin bak. Aynaya bakarak deneyin. 333. Wow. Şu anda çok eğleniyorum bu videoyu çekerken. Çünkü moralim yerinde.
yeni bir mikrofon aldım. Kargoya verildi. Harika kaliteli, dünyanın en güzel mikrofonlarından bir tanesi. Sağ olsun kardeşim, bir tane arkadaşım bana borç para verdi, alabildim. Ayrıyetten üstesinde durmak istediğim bir konu daha var. O konudan da bir dakika bahsedeceğim. Eğer internetiniz hızlandıysa gidebilirsiniz. Eğer bunları dinlemek istemiyorsanız, çünkü kanalla ilgili şeylerden bahsedeceğim. Zamanınızı çalmak istemem. Kanalla ilgili birkaç şey var, bahsedeceğim. Dinlemek isteyen izleyebilir. Başkalarının videosunu izliyor, bu emek değil. Türkiye'de 3 yıldır YouTube böyle yerine oturmuş bir şekilde var. 3 yıldır YouTube'dan ekmek yiyen insanlar var. 3 yıldır tepki videoları, reaction videoları Türkiye'de sadece gülmeme challenge olarak yapılıyordu. Yani zaten yapılan bir şeydi bu. Ben sadece bunun boyutunu kendi çapımda bayağı bir arttırdım ve bayağı viral şeyler yaptım. Örneğin nasıl yapılır videoları, hidrolik press videoları vesaire vesaire, bu tür videolar yapmaya başladım. Ve bu konuda gerçekten başarılı oldum. Bu videolar sayesinde kanalım patladı ve gerçekten çok güzel bir şey. Ben hiçbir şekilde, yemin ederim, hiç umursamıyorum bu tür yorum yapanları. Çünkü bu Türkiye'de olması gereken bir şeydi, benim görüşüm. Çünkü Amerika'da bakın, hatta direkt size kanalı göstereyim anasını satayım. Reaction Time diye bir tane benim de abone olduğum bir kanal var. Adamın 2.835.000 abonesi var. Bu ve bunun gibi nice kanallar var Avrupa'da ve Amerika'da arkadaşlar. Sadece başkalarının videolarını izliyorlar. Mesela buna da reaction deniyor ama benim sırf yaptığım olay bu değil. Evet, video izleyerek video da yapıyorum, tepki yorum videosu da çekiyorum, İngilizce olan şeyleri Türkçe'ye çevirerek de video çekiyorum. Ama önemli olan başkasının videosunu izlemek değil, önemli olan yapılmayan bir şeyi yapmak ya. Hani diyorsunuz ben de yapardım ulan bunu, yapsaydın o zaman kardeşim. Ben diyorum adama, hani sen yapsaydın o zaman, ver kameranı, mikrofonu, ver ışığını, ver bilgisayarını, yapayım diyor. Ben bu bilgisayarların hiçbirini YouTube'dan gelen parayla almadım. Ne bu ışığı, ne bu kamerayı, ne bu mikrofonu. Benim şu masamda, bu odamda bir şey bile yok YouTube parasıyla aldım. Ben bir aydır YouTube'da doğru düzgün izleniyorum. Ondan önce ben haftada 10 lira bile kazanamayan bir kanaldım. Hani ben bunları kendi emeğimle çalışıp kazandığım parayla aldım. Çeşitli işlerde çalıştım. Gerek evden internet üzerinden olsun, gerek başka şeyler olsun. Bunları şimdi söylemek istemiyorum. Birçok işte çalıştım. Gerçekten çok yorucu işlerde de çalıştım. İnsanların, hani bu tür insanların çenesini dinlememiz gereken işlerde de çalıştım. Ve bunların hepsini kendi paramla, emeğimle dizdim. Bir kuruşunu bile ailemden veya YouTube'dan gelen parayla almadım. Ki YouTube'dan gelen parayla alsam da hak edip kazandığım parayla almış oluyorum. Yani bu tür saçma yorumlarınıza gerek yok. Çalışın, kazanın, alın, yapın. 4 basit madde var, tamam mı? Çalışacaksın, kazanacaksın, alacaksın, yapacaksın. Böyle gelip yorum yapmak tabii ki de hepinizin hakkı. Ama emek vermiyorsun gibi bir cümle kurduğunuz zaman olaylar değişiyor. Çünkü burada emeksizlik gibi bir durum yok. Gerçekten şu sıralar umursamasam da çok sinirimi bozuyor bu tür yorumlar. Çünkü ben ciddi ciddi, hani geceleri uyumayıp okulda, hani derse dikkatimi vermem gerekirken bu tür şeylere dikkatimi veriyorum. Acaba ne yapabilirim? Acaba YouTube'da ne yaparak büyüyebilirim diye düşünüyorum. Yapıyorum içeriği, patlıyor içerik, herkes izliyor. Ama izlemeye gelen merak eden adam diyor ki sen emek yapmıyorsun diyor. Senin bir emeğin yok. Birader, senin benim videoma gelip izleme sebebin demek oluyor ki ben bir şey başarmışım. Seni videoma getirmişim, değil mi? İzliyorsun videomu güzel bir şekilde, hoş bir şekilde izliyorsun. Main subject'imiz bu değil, ana konumuz bu değil aslında. Yani internet hızlandırmadan nerelere geldik, neyse. Bayağı bir içimi döktüm, çok sinirlenmiştim. Kusura bakmayın eğer ağır konuştuysam ama konuşmam gereken bir konuydu bu. Neyse, tekrardan çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Diğer videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, bye bye.